Herkese selamlar, ben Beyza. Son zamanlarda vergi muafiyeti durumunu çok fazla konuşuyoruz. Peki bunun şartları neler? Kimler faydalanabilir? Eğer faydalanabiliyorsa ne tür durumlarla karşılaşacak ve alabilirse hangi telefonları alabilir gibi soruları hemen sizlerle kısa ve öz bir şekilde bunları paylaşacağım. O zaman detaylarla başlıyoruz. En başında hepimiz heyecanlanmıştık. Apple ürünleri alabileceğimiz ya da daha farklı amiral gemisi telefonları yarı fiyatına alabileceğimizi düşünmüştük. Ama maalesef böyle bir durumla karşılaşmadık. Farklı şartlar bize konuldu. Peki bunlar neler? Hemen önüme notlarımı açtım. Şimdi öncelikle 9500 TL altındaki telefonlardan faydalanabileceğiz arkadaşlar. Bu net. Ve bu telefonlar yerli üretim olmakta zorunda. Yani aklınıza gelen Huawei olur, Honor olur, zaten Apple'ı saymıyorum bile. Bu ürünlerden maalesef faydalanamayacağımızı da belirtmek istiyorum. Şu an sadece telefonlardan bahsediyorum ama dilerseniz videonun sonunda ya da bundan sonraki videoda bilgisayardan da bahsedebiliriz. Öğrenciler demiştik. Peki hangi öğrenciler? Lisans ve ön lisans öğrencileri bu indirimden faydalanabilecek. Açık öğretim öğrencileri faydalanamayacak. Aslında bu da gayet güzel bir durum. Çünkü bazı mağduriyetlere yol açabilir bu durum. O yüzden açık öğretim öğrencilerinin olmaması bence gayet iyi. Ama belki lise öğrencileri kendim düşüncemle dahil edilebilirdi. Belki de en çok ihtiyaç duyulan ve telefona yeni yeni eriştiğimiz zamanlar lise zamanları olduğu için lise öğrencileri de keşke bu duruma dahil olsaydı diye kendi düşüncemi belirtmek istiyorum. Şöyle bir durum var. Annem, özellikle buradan anneme de seslenmek istiyorum. Lisans ve ön lisans olarak belirtilmiş ama yaş olarak herhangi bir belirtilme yok. Yani siz 40 yaşında da eğer okuyorsanız belki bu durumdan faydalanabilirsiniz. Çünkü herhangi bir yaş aralığı belirtilmediği için belki bu durum dahil olabilir ki umarım olur. Bunu da eklemek istiyorum. Biz şu an telefondan bahsediyoruz. Bu vergi indirimli bilgisayarlar da dahil ama tabletler dahil değil. Bunu da kısaca bir not etmek istiyorum. Şu an size sadece telefonlardan bahsedeceğim. Eğer devamının gelmesini istiyorsanız bir başka videoda da hangi bilgisayarları alabileceğinizden bahsedebiliriz. Onu da eğer isterseniz aşağıya yorum bırakabilirsiniz. Oradan devam ederiz. Telefonu alabilmek için öğrenci olmanız gerektiğini belirtmiştik. Telefonu almaya gittiğinizde genç kartınızın, öğrenci kimlik kartınızın veya kimliğinizin olması gerekiyor arkadaşlar. Peki genç kart ne? Son zamanlarda hayatımıza girecek olan bir kart aslında. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı'nın birleşimiyle beraber sadece telefon vergi indirimi değil, aynı zamanda müzelere ya da herhangi bir sergilere, kültür sanat etkinliklerine dahil olabileceğimiz bir kart olacak bu. Ve bu kartlarla beraber bayilere gidebilirsiniz. Aynı zamanda normal telefon satıcılarına gidebilirsiniz ama internetten satın alamazsınız. Bunu da belirtmek istiyorum. Genç kartlara ulaşım için de bir süre sonra Kültür ve Turizm ve aynı zamanda Gençlik Spor Bakanlığı tarafından web sitesinden bir başvuru açılacak. O başvurulara dahil olup kartınızı temin edebilirsiniz. Sadece dediğim gibi telefon indirimi almak için değil, normal kültür sanat etkinliklerine dahil olmak da ücretsiz bir şekilde sizleri mutlu edebilir diyeyim. Telefonu satın alabilmek için bir hatın size ait olması gerekiyor. O hatı çıkardıktan sonra telefonu onun üzerine alıyorsunuz ve 2 yıl boyunca bu telefonu kullanmanız gerekiyor. Herhangi bir yere satamıyorsunuz. Bu da bu şartların bir tanesiydi. Bunun üstüne ama bu telefonu aldığınızda yine devlet size 10 GB'lık 12 ay boyunca bir internet de sağlıyor. Bu da güzel bir yanı diyeyim. Ekstradan ulaşım bence gayet güzel olmuş. Şartları kısaca maddeleyecek olursak bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi size alabileceğiniz farklı telefon türlerinden bahsedeceğim. Hangileri sizin işinize daha çok görebilir? 5 tane telefon listeledim. Kendi hoşuma giden ve kullanabileceğiniz oldukça güncel olan telefonlar bunlar. Şimdi kısaca onların teknik özelliklerinden bahsedeceğim. Eminim işinize yarayacaktır. Eğer gerçekten bir telefona ihtiyacınız varsa en azından 1-2-3 sene sizi götürebilecek telefonlar olduğunu söyleyebilirim. Listenin ilk sırasından başlıyorum. İlk sıraya General Mobile GM24 Pro'yu koydum arkadaşlar. 2023 yılında hayatımıza dahil olan bu telefon tamamıyla yerli üretim. Zaten sizler de biliyorsunuzdur. Oldukça güzel bir telefon ortaya çıkarmışlar ve 9200 gibi bir fiyatı vardı. Yanlış hatırlamıyorsam zaten ekrana da koyarız. Teknik özelliklerine gelecek olursak da 6.7 inçlik bir ekran boyutu bulunuyor bu telefon ve 108 megapiksellik bir arka kamerası var. 256 GB'a kadar bir dahili depolaması ve 8 GB'a kadar RAM seçeneği sunuyor. İşlemcisinde MediaTek Helio G99'u görüyoruz. Kamera tarafındaysa dediğim gibi 180 megapiksel ana kameraya kadar aynı zamanda videoda 2K çözünürlüğe çıkabiliyor.
Bataryada da 5000 mAh'lık bir batarya bizleri karşılıyor. Android 13 işletim sistemiyle geliyor bu telefon arkadaşlar. Oldukça yeterli olduğunu düşünüyorum. Eğer aklınızda bu vergi indirimden faydalanmak varsa General Mobile GM24 Pro'ya göz atabilirsiniz diyeyim. Oldukça hoş ve şık bir telefon. Bence tercih edilebilir dedikten sonra ikinci bir telefonuma geçiyorum. Samsung A32'den bahsedeceğim arkadaşlar. Samsung'un A serisindeki birçok telefon aslında vergi muafiyetine dahil olabiliyor. Yine web sitesi üzerinden göz atabilirsiniz fiyatlarına ve 9000 liraya yakın bir fiyat etiketine sahip bu telefon. Ben A32'yi seçtim çünkü deneyimleyebilme şansım olmuştu. O yüzden gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Güzel bir telefon. A32'nin teknik özelliklerine kısaca bakacak olursak 6.4 inçlik bir ekran boyutu bulunuyor ve 64 megapiksellik bir ana kamerasıyla bizleri karşılıyor. 128 GB'lık dahili depolamasının yanı sıra 6 GB'lık da bir RAM seçeneği var. Yonga setinde ise MediaTek Helio G80'i görüyoruz arkadaşlar. Video tarafında 1080 çözünürlüğe kadar bir çözünürlük sağlıyor. Ekran tazeleme oranındaysa 90 Hz'i görüyoruz. Batarya tarafında 5000 mAh'lık bir batarya yer alıyor. Bu cihazda işte dediğim gibi 9000 liralık bir fiyat etiketine sahip, seçilebilir. Ben aynı zamanda Samsung'un kameralarını beğeniyorum. Gayet güzel, dolgun, canlı renkler de sunuyor. Eğer kamera tarafında düşünüyorsanız deneyimleyebildiğim için bu telefonu sizlere önerebilirim. Üçüncü telefonum Vivo Y36 arkadaşlar. Y serisindeki yine birçok telefon bu vergi muafiyetine dahil oluyor. Onlara da göz atabilirsin ama Vivo Y36'yı sizlere kısaca tanıtmak istiyorum. 6.6 inçlik bir ekran boyutuna sahip ve 50 megapiksellik bir ana kamerası bulunuyor. Yine 128 GB'lık büyük bir dahili depolaması bulunuyor. 8 GB'lık RAM'i ve Qualcomm Snapdragon 680 Yonga seti bu cihazla beraber bizlere geliyor. Video tarafındaysa 1080'e kadar bir çözünürlük bizlere sağlıyor. Bataryadaysa 5000 mAh'lık bir batarya tekrardan bizlerle arkadaşlar. Bu telefonda aynı zamanda oyun deneyimi oldukça güzeldi. Bunu deneyimleyebilmiştim. Eğer oyun oynamayı daha çok seviyorsanız Vivo Y36'yı sizler tercih edebilirsiniz diyeyim. Dördüncü telefonumuza geldik. Dördüncü telefonumuz Redmi Note 12 arkadaşlar. Bunun teknik özelliklerine de kısaca değiniyorum. 6.6 inçlik bir ekran boyutu, 50 megapiksellik bir ana kamerası, 128 GB dahili depolama ve 6 GB'lık RAM seçeneği bulunuyor. Yonga setinde ise Qualcomm Snapdragon 685'i görüyoruz. Kamera tarafında video çözünürlüğü 1080'e kadar ulaşabiliyor ve yine bataryada 5000 mAh'lık bir batarya bizleri karşılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam bu cihazında yine ekran tazeleme hızı 120 Hz'e kadar ulaşıyordu ama emin olmamakla beraber bunu söylediğimde belirtmek istiyorum. Yine güzel bir cihaz, tercih edebilirsiniz. Fiyatı ise 8400 lira olarak değişiyor. Tabii buna bakabilirsiniz. Vergi muafiyetinden yararlanabiliyorsunuz arkadaşlar. Oyun için de güzel bir telefon olduğunu da belirttikten sonra son telefona geçmek istiyorum. Son telefonda şöyle bir parantez açacağım şimdi size. Redmi Note 10 Pro'yu ben listeme ekledim. Ama 9500 TL'nin altındaki telefonları tercih edebiliyoruz. Vergi muafiyetine dahil oluyor. Bu telefonun fiyatı 10.000 TL. Böyle indirimleri yakalayabilirsiniz ve indirimi yakaladığınız an eğer telefonun fiyatı düşerse bu cihazı kendinize dahil edebilirsiniz, alabilirsiniz. Oldukça güzel bir telefon. Teknik özelliklerinde 6.6 inçlik bir ekran boyutu, 108 megapiksellik bir ana kamerası oldukça güzel. 128 GB'lık dahili depolaması, 8 GB'lık RAM'i ve Yonga setinde ise Qualcomm Snapdragon 732G bizleri karşılıyor. Video çözünürlüğünde ise 4K'ya kadar çıkabilen bu telefon 5020 mAh'lik bataryayla listemizin en yüksek bataryasında aynı zamanda video çözünürlüğüne sahip bir telefon olduğunu söylemek istiyorum. Oyun deneyimi olsun, kamera deneyimi olsun gerçekten güzel bir telefon. O yüzden eğer vergi indiriminde 9500'ün altında yakalayabilirseniz bence ilk tercih etmeniz gereken telefon Redmi Note 10 Pro olabilir arkadaşlar. Uzun yıllar sizi götürür ama şöyle de bir şey var şimdi. Gerçekten güzel bir telefon ama listede saydıklarım arasında 2021 yılında aramıza dahil olmuş bir telefon. Diğer anlattığım telefonlar 2023 yılında çıkmış telefonlardı. Bunu da belirtmek istiyorum sizlere. Listemiz bu şekildeydi. Ben kısaca bahsetmeye çalıştım. Siz eğer bu listeden hoşunuza giden telefonlar varsa detaylarını Google üzerinden bakabilirsiniz arkadaşlar. Neredeyse 3,5 milyon öğrenci bu vergi muafiyetinden yararlanabilecek. Ama tabii ki daha bu kampanya başlamadı. Hemen başlamasını diliyoruz çünkü
Türkiye'de fiyatlar her an uçabileceği için belki de bu saydığımız telefonlar hala yürürlüğe girmeden fiyatları artarsa alamaya da bilirsiniz. O yüzden ne kadar hızlı olursa bizler için o kadar iyi olduğunu düşünüyorum. Ama yanlış hatırlamıyorsam bakanlık tarafından bu ay içerisinde bu telefonları artık erişebileceğimiz gibi bir durum söz konusu olduğunu söylemişlerdi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Nasıl ve kimlerin yararlanabileceğini bahsettik. Kendi önerilerimden de bahsettim. Bunlar sadece telefon önerisiydi. Eğer laptop önerisi de sunmamı istiyorsanız yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Sizler için daha kolay erişilebilir olan laptopların listesine çıkarabilirim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.